Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden bomba gibi devam edelim. Sorulara bir bakalım, ne yapacağız, ne edeceğiz. Sorular gelmeye başladı Tuba Hanım'dan, Dablo Hanım'dan, Emine Hanım'dan. Sorular geliyor. Şıkları mı okuyamadık deniyor. Veli ile Fatih aynı grupta olur deniyor. Birbirimize cevaplar veriyoruz. Haydi onları bir aydınlatalım isterseniz. Hiç acelemiz yok. Öncelikle onu söyleyelim. Beraber yavaş yavaş gidelim arkadaşlar. Sorumuz buydu. Hemen bir toparlayıp diğer soruya geçeceğim arkadaşlar. Birinci grup, ikinci grubu yazdık. Tamam. Kaçar kişiden oluştukları da hiç fena değil yerinde. Ayşe Sena ile aynı grupta değildir de ikinci tabloya nasıl ihtiyaç duymayız yöntemini gösterdik. Zehra ile Selçuk aynı gruptadır demişti. Mehmet Veli ile beraber olup Ali ile beraber değil demişti. Onu da koyduk. Ede olarak geriye sadece Fatih kalmıştı. Onu da bu gruba atmıştık. Demiştik ki bize hangisi kesinlikle yanlıştır? Biz de dedik ki Zehra ile Fatih aynı gruptadır. Zehra ile Fatih aynı gruptadır. Kesinlikle yanlış olacaktı. 9'da o vardı. 10. sorumuz bize ne söyledi? Hemen ona da bir bakalım arkadaşlar isterseniz. 10. sorumuz bize şunu söylemişti, sormuştu. Demişti ki bu bilgilere göre Zehra'nın grubunda kimler kesinlikle yoktur? Zehra burada zaten. Mehmet Veli Fatih. Mehmet Veli ile beraberdi. Fatih'i de buraya katmıştık. Bu üçü doğal olarak Zehra'nın grubunda kesinlikle yoktu. Bu bilgilere göre Sena aşağıdakilerden hangisiyle kesinlikle beraber değildir? Bu zaten öncülerde vardı. Cevabımız Ayşe'ydi, Edirne'ydi. Zaten öncülümüzde vardı. Bunu herkes yaptı zaten, gördü. O anlamda çok iyi gidiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur demişti bana bir ders önce. Dikkat! Hangisi kesinlikle doğrudur? Haydi bakalım. Mehmet ile Sena aynı gruptadır. Kesinlik ifadesi Sena ve Ayşe için söylenemez. Nerede oldukları tam belli değildi çünkü. Devam. Fatih ile Veli aynı gruptadır. Fatih ile Veli aynı gruptadır. Devam lütfen. Sena C şıkkında geçmiş yine. Yine ne yaptım, onu gönderdim. Selçuk ile Ali ayrı gruptadır diyor. Haydi 12'ye bakalım. İyice emin olalım. Tuğba Hanım da belirtiyor. Diyor ki emin olamadık. Haydi emin olalım lütfen, odaklan. Kesinlikle doğrudur. Denizli'de sıkıntı yaşanıyor sanki. Denizli'ye gidenler var. Dikkat lütfen. Selçuk ile Ali ayrı gruptadır diyor. Aman dikkat, bu genelde aynı gibi okunuyor. Ayrı gruptadır diyor bana. Selçuk ile Ali ayrı gruptadır ifadesi. Doğal olarak yanlış olacak. Çünkü Selçuk ile Ali aynı grupta. Lütfen dikkat. Buradaki kelime oyunu asla sizi yanıltmasın. Selçuk ile Ali ayrı gruptadır diyor. Yanlış bir ifade bu. Selçuk ile Ali kesinlikle aynı grupta olmalı. Bakın bize soruda demişti ki Zehra Selçuk'la birliktedir. Aynı gruptadır. Bu ikisini ayıramıyoruz. Dikkat! Doğal olarak Zehra için söylediğimiz her şey Selçuk için de geçerli. Yani Selçuk Zehra gibi düşünüp çok rahat Selçuk ile Ali ya da Zehra ile Ali ayrı gruptadırın ifadesini çok net anlayabiliyoruz, değil mi? Evet, ayrı yazıyor. Tuba Hanım da özellikle vurguladı. Tekrar tekrar söyledi. Ayrı yazıyor arkadaşlar. Genelde buraya düşünebiliyor. Aynı, ayrı ifadeleri. Güzel oyunlar bunlar. Lütfen gözden kaçılmasın. Mehmet ile Zehra aynı gruptadır diyor. Zaten onunla da işimiz yok. Kesinlikle doğruyu arıyoruz. Cevabımız ne olacak? Fatih ile Veli aynı gruptadır ifadesi olacak. Umarım herkes 9'dan, 10'dan, 11'den ve 12'den emin oldu diye düşünüyorum. Değil mi? Herhangi bir sıkıntımız yoktur. İsterseniz diğer sorulara da bir bakalım beraber. Soruların hepsini göreceksiniz. Hepsine bakacaksınız. Özellikle gözden kaçırmamanızı istediğim sorular var. Onlar üzerine duracağız. Dikkat lütfen. Evet, haydi şu soruya bakalım lütfen. Pınar, Zeynep, Emel sorusu. Tablomuz önümüzde. Bütün soruları göreceğiz. Telaşınız olmasın. Hepsi için çok önemli şeyler söyleyeceğiz ama. Verdiğimiz sorularda sınıflamalar yapacağız. Yani grup sorularını, sıra sorularını, kat sorularını o sırayla çözeceğiz. Belki notları verirken, soruları verirken bütün olarak verdik ama soruları çözerken göreceksiniz. Dikkat lütfen. Grup sorularını ayrı ayrı çözeceğiz. Kat sorularını ayrı ayrı, sıra sorularını ayrı ayrı çözeceğiz. Yani sınıflandırmamızı ders süresi içerisinde mümkün mertebe yapmaya çalışacağız. Haydi geldik bir diğer soruya. Ben şimdi başlığımı da sileyim hemen. Siz soruya baktınız umarım. Beraber hemen bir çizelim tablomuzu. Evet, Emine Hanım 49. C olduğunu söyle. Bakalım neler olacak. Pınar, Zeynep, Emel bir mağazadan 4 etek, 3 gömlek,
3 ayakkabı ve 2 kemer almış. Ya bir sürü şey almış. Bir sürü ürün almışlar. Hangisi az? Hangisini sabitlemek lazım? Kesinlikle Pınar, Zeynep, Emel'i sabitlemelisin tabloda. Yani Pınar'ı yazdım. Zeynep'i yazdım. Emel'i yazdım. Dikkat! Pınar, Zeynep, Emel az olan sabitlendi. Baktık hemen. Yazdım, tablomu çizdim. 4 etek, 3 gömlek, 3 ayakkabı ve 2 kemer. İsteyen bunu şöyle yazabilirdi. Hani gömleği bir tarafa, tablomuzun sol tarafına, sağına fark etmez. Gömlekler, ayakkabılar, kemerler, etekler yazılabilir. Ben gözünüzü korkutmak istemiyorum. Tabloları çizerken böyle şatafatlı şeylere karşıyım. O yüzden çok basit indirgeyeceğiz. Bir köşeye yazdım ya. 4 etek, 3 gömlek, 3 ayakkabı ve 2 kemer. Haydi dikkat. 4 etek, 3 gömlek, 3 ayakkabı ve 2 kemer almıştır diyor. Bir köşeye yazdım. Şatafatlı tablo yok demiştim. Bunların aldıkları ürünler ile ilgili şunlar bilinmektedir. Haydi bakalım. Pınar 5 parça. Ne dedik? Grup sorularında sayılar hemen yazılmalı. Pınar 5 parça. Zeynep 4 parça. Emel 3 parça ürün alacak ve herkes 3 çeşit ürün almıştır. Şimdi dikkat. Bırak kalemleri. Odaklan şu takviye tekniğe. Az önce ayrı ayna arasında kaldık, hatırlayın lütfen. Yakın kelimeler kullanılarak bizi yanıltmaya çalışmışlardı. O soru özellikle seçmiş olduğum bir soruydu. Yine özel bir soru var karşımızda. Dikkat. Parça yani adet ve çeşit. Adet ve çeşit. Bunlar karıştırılıyor genelde sözel mantık sorularında. Çeşit dediğimiz şüphesiz ki hatırlayacaksınız. Ayakkabı, kemer, etek, gömlek. 4 tane çeşit saydım. Ama 4 etek, 3 gömlek, 3 ayakkabı, 2 kemer derken 12 tane yaklaşık 12 tane ürün saydım. Adet saydım. Lütfen çeşidi ve adedi unutmayın. Bu oyunu çok fazla yapacaklar. Hazırlıklı olun. İlk öncülümüz tamam. Şimdi lütfen dikkat soruya. Bir tablo var karşımızda. Bir grup sorusu var aslında. Son öncüle dikkat. Diyor ki ayakkabıları Pınar ile Emel almıştır. Ne demiştik dersin başında? Öncüllü sorular ki her zaman özellikle grup soruları son yargılar kesindir. Yani sen son yargılardan giderek tabloyu çok daha kısa sürede çizersin. Tablo nasıl çizilirden ziyade nasıl kısa sürede çizerizin üzerinde duralım lütfen haydi. İlk dersimiz en azından ilk bölümümüz buna ayrılmış olsun. Haydi bakalım lütfen. Pınar'ın 5 parça olduğunu, Zeynep'in 4, Emel'in 3 parçasını yazdım. Herkes etek almıştır. Kesinlikler ağırlıkta. Sırayla gidiyorum. Herkes etek almıştır. Yazdım eteği hepsine. Pınar'a yazdım, Zeynep'e yazdım, Emel'e yazdım. Herkes etek aldı. O zaman kaldı bir tane etek. 4 etek vardı. 3'ünü dağıttım. Bir eteğimiz kaldı. Ve sadece Emel kemer almamıştır diyor. Ve sadece Emel kemer almamış. Ne demek bu? Demek ki herkes kemer almış. İki kemer gitti o zaman. Kemeri kapattım. Değil mi? Kemeri attık bir köşeye. İkisi aldı. Emel almadı. Devam. Zeynep ayakkabı almamıştır ve Emel bir tane gömlek almıştır yazacağız. Diyor ki Zeynep ayakkabı almamış. Emel bir tane gömlek almıştır. Emel bir tane gömlek almış. İki gömlekte böyle kaldı. Bir bakalım. Ayakkabıları diyor. Pınar ile Emel almıştır. İşte kesin ifade. Ne yaptım? Ayakkabıları Pınar ile Emel diyor. Pınar'a yazdım ayakkabıyı. Emel'e de yazdım ayakkabıyı. Doğal olarak dikkat. İki tane ayakkabı yazdım. Tekrar. İki tane ayakkabı yazdım. Ne yaptım hemen? İki ayakkabıyı eledim. Bir tane ayakkabı kaldı. Hemen bakalım sorumuza bu arada. Sorumuz da ekrana gelirken. Dedik ki ayakkabıları da dağıttık. Tekrar lütfen. Herkes etek almıştı. Pınar ve Zeynep kemer almıştı. Emel bir gömlek. Pınar ve Emel ayakkabı almıştı. Soruya dikkat. Ayakkabıları Pınar ile Emel almıştır. Yazdım. Bir tane ayakkabı kaldı. Haydi bakalım neler olacak? Kimler neler alacak? Şimdi dikkat. Tablomuzu yavaş yavaş oluşturuyoruz. Emel ne yaptı? Artık doldu. Emel'e başka bir ürün veremezsin. 3 parça demişti. 3 parçayı koydum.
Herkes üç çeşit demişti. Üç çeşidi koydum. Lütfen dikkat. Haydi bakalım diğerlerini nereye koyacağız? Onları da yavaş yavaş yapalım. İki tane gömlek kaldı. İki gömleği nereye yazabilirim? İki tane gömlek. Emel'i kapattım. Pınar'a yazabilir miyim? Asla. Neden? Çünkü bana diyor ki herkes üç çeşit almıştır. Birinci çeşit, ikinci ve üçüncü çeşit. Yani Pınar'a gömlek asla koyamam. Bu dördüncü bir çeşit olur. Bakın beşe tamamlayacağız ama adedini çeşitle karıştırma. Üç çeşit zaten aldı. Buna ayrı bir şey koyamam. Ne koyabilirim Pınar'a? Ayakkabı Pınar'a gider. Etek de Pınar'a gider değil mi? Aynı çeşit olması lazım. Dikkat. Ayakkabı ve etek ne yaptı? Pınar'a gitti. İki tane gömlek kaldı. E zaten ben Pınar'ı da doldurdum. E ne yapacağız? İki tane gömleği de yazalım haydi Zeynep'e. İki tane gömlek vardı zaten. Onların da ne yaptık? Üzerinde durduk. Bunu da kapattım. İşte tablomuz. İşte buna göre çözmeye başlayacağız. Cevaplar geliyor gibi. Emine Hanım Ceyhan diyor. Damla Hanım Edirne diyor. Bir bakalım acaba hangisi doğru? Beraber konuşalım. Tablomuz buydu. Ne diyor bize? Bu bilgilere göre Zeynep'in aldığı ürünler ve adetleri dikkat. Aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Hadi bakalım diyor ki bir etek, bir kemer, bir gömlek. Mümkün değil, değil mi? Bir etek, iki kemer, iki gömlek. Bir etek, iki kemer diyor asla. Ceyhan'dayız. İki etek, hayır bir tane yazdım zaten değil mi? İki etek, bir kemer, bir ayakkabı. İki etek, asla. E doğru cevabımız kesinlikle Edirne olmalıdır. Bir bakalım acaba yanlışımız var mı? Bir tane eteğimiz var. Evet doğru. Bir tane kemerimiz var E şıkkında. Evet doğru. Mahmur Hanım da zaten Edirne demişti. Tam da yerinde söyledi. İki tane de gömlek diyor. E problem yok o zaman. Sorumuz çözülmüştür. 49'da da görüntümüz budur zaten. Haydi bir diğerine bakalım. 49'dan sonra hemen aşağı indim. Sorumuz aşağıya saklandı. Dikkat. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur diyor. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Bakalım lütfen. Pınar iki etek diyor. Bir dursun değil mi? Sanki gözüküyor gibi ama cevabımız. Zeynep bir gömlek asla. Emel iki ayakkabı asla olamaz. Zeynep üç gömlek mümkün değil. Pınar bir ayakkabı. E o da değil iki tane var zaten. Doğru cevabımız Adana olmalıdır. Yani Pınar İki etek almıştır ifadesi yerinde olacaktı. Tekrar 49'a Edirne dedik, 50'ye Adana dedik değil mi? Pınar iki etek bu eşleştirme doğruydu. Devam edelim 51'deyiz. Hadi bakın lütfen soruya. Bu bilgilere göre Pınar hangi ürünlerden almıştır? Bakalım Pınar hangi ürünlerden aldı? Etek, ayakkabı, kemer diyor. Etek, ayakkabı, kemer değil mi? Bir dursun bakalım. Kemer, gömlek, ayakkabı, gömleğimiz yok, eledik. Etek, ayakkabı, gömlek diyor Ceyhan'da. Gömleğimiz yok Pınar'da, onu da eledik. Devam. Etek, gömlek, kemer diyor. Etek, gömlek, kemer. Kemer şey, gömlek zaten mümkün değil, değil mi? Gömlekleri zaten elemeliyiz. Etek, ayakkabı diyor, orada eksik yazılmış değil mi? Bir de kemerimiz olmalı. Yani cevabımız etek, ayakkabı ve kemer olan A şıkkı olmalıdır. Tablo budur. Haydi 52'ye bakalım isterseniz. Bu bilgilere göre Pınar ile Zeynep toplam kaç ürün almışlardır? Pınar ile Zeynep toplam kaç ürün almış? Dedim ya ilk dersimiz, ilk bölümümüz, ilk sorularımız. Böyle aman aman zorlamak istemem. Ufak ufak eminim ki birçoğumuz bu soruları yapabiliyor. Eminim ki birçoğumuz hakim ama biz burada yavaş yavaş şekillendireceğiz. Kısa yollar, yöntemler, tablo nasıl hızlı çizilebilir? Onları söyleyeceğiz demiştik. İşte 52 aslında ona hazırlık. Gayet net. Sadece öncülden çıkabilecek bir soru. Yani cevabımız şüphesiz ki 9 olmalı değil mi? Pınar'la Zeynep'in ürünleri zaten ne yapılmıştı? Verilmişti. Hatırlayın birkaç soruda böyle karşılaştık bize. Ayşe ile Sena sorusunu hatırlayın. Bir arada değildir ifadesi. Hani Sena aşağıdakilerin hangisinde Ayşe ile birlikte değildir ya da hangisiyle birlikte değildir gibi bir soru vardı. Hatırlayın lütfen. Cevabımız orada da çok açıktı. Evet grup soruları dedik arkadaşlar. Grup sorularına bakmaya devam ediyoruz ama
Burada sanki bir muayene sorusu var, sanki bir sıra sorusu var. Tekrar siz bu soruya bakarken ben de grup sorularını şöyle bir özetleyeyim. Lütfen muayene sırası sorusuna bir bakın arkadaşlar. Haydi bakalım. Muayene sorusuna bakacağız ama öncelikle grup sorusuyla ilgili dikkat. Grup sorularında bir yere gitmeler, seyahate çıkmalar, mağazadan, manavdan, marketten bir şeyler almalar. Bunların hepsini toparlayacağız. Hepsini sistematik olarak vereceğiz ama şu dersimizde şöyle bir genel tekrar olsun. Şöyle bir taktik, teknik dersi olsun ilk bölümümüz. Şöyle soruları nasıl yapabiliriz bir konuşalım bu arada size soruya bakarken. Sonraki bölümlerimizde, sonraki derslerimizde arkadaşlar yavaş yavaş artık sistematik şekilde ne yapalım kesin bilgileri aktarmaya çalışalım.